Hadi bakalım. Yola çıkma vakti. Çok havalı. Sağ ol kardeşim. Sadece bana gıcık bir köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Galip ilahim olmak hiç de zor değil. İlahi çocuklar. Simitçi! Taze simit! Çıtır çıtır! Afiyet olsun. Hayırlı işler. Simitçi! Taze simit! Sürpriz! Siz de mi simit aldınız? Hem de beşer beşer. Herkesin sürpriz yapmak istemesi güzel de aynı güne denk gelmeseydi iyiydi. Ne olacak bu kadar simit? Sürpriz! Ha? Siz de mi? Aha. Bugünü mü buldunuz hepiniz ya? Ağız tadıyla bir sürpriz yaptırmadınız. Bilin bakalım size ne aldım? Simit! Helal be! Nasıl bildiniz? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptınız? Simitçiyi mi kapatalım dediniz? Kaç simit var burada? Çok simit var hocam, çok. Kim yiyecek bu kadar simidi? Biz de size soracaktık hocam. Herkes aynı gün ikramda galip, iyilikte mülayim olmak istemiş hocam. Oysa bir galip mülayim zaten vardı. İşler karıştı. Ben de size Ahmet amcayı soracaktım. Ahmet amcaya ne oldu ki hocam? Dünden beri camiye gelmedi, merak ettim. O hiç kaçırmazdı cemaati. Siz gördünüz mü buralarda? Görmedik hocam. O zaman ben bir arayayım kendisini. Simitlerinizi yiye durun. Kalanını birazdan düşünürüz. Haydi bismillah. Çıtır çıtır. Selim, sen ne düşünüyorsun? Yesene. Galiba simitçi abi bana fazla para üstü verdi. Aceleyle buraya gelirken saymamıştım ama aklıma takıldı. Şimdi hesapladım tekrar. Gerçekten de fazla vermiş. Aa, iyi ki fark ettin. Geri veririz. Ama önce simitlerimizi yiyelim. Çocuklar, Ahmet amca biraz rahatsızmış. Ben gidip kendisini ziyaret edeceğim. Biz de gelelim mi hocam? Belki yardım edeceğimiz bir şeyler olur. Hasta ziyaretine simit gider mi hocam? Gider tabii. Hadi o zaman gidelim. Ben gelemem. Simitçiyi bulup parasını iade etmem lazım. Ben de Selim'le gideyim, size yetişiriz. Anlaştık o zaman. Galip, Mustafa, haydi. Koş Selim, koş. Allah! Ahmet amcanın evi uzakmış hocam. Arabayla mı camiye geliyordu? Havalar bozuk değilse yürüyerek gelir. Ahmet amcaya bu yolu yürüyüp namaza geldiği için ödül vermek lazım. Zaten düzenli olarak ödülünü alıyor. Gerçekten mi hocam? Tabii ki gerçekten. Peygamber Efendimiz cemaatle namaz kılan tek başına kıldığı namazdan 27 kat daha fazla sevap alır buyuruyor. Demek ki hocam cemaatte mülayim olan sevapta galip oluyor. Aynen öyle Galip. Ödüller bitti mi peki? Bitmez. Namaza gitmek için atılan her adımdan dolayı da ayrıca bir sevap var. Oo, çok iyiymiş hocam. İyi tabii. Senin gibi ifade edecek olursak nefsimize galip, cemaate mülayim olmalıyız. Hocam, adeta düşüncelerime tercüman oldunuz. Teşekkür ederim. Hocam, bunu demeseniz iyiydi. Havasından geçilmez şimdi. Ahmet amcanın iyi olduğunu öğrendik şükür. Ama şimdi de çocuklar ortada yok. Ben de merak ettim. İnşallah önemli bir şey yoktur hocam. Simitçiyi görürsek ona soralım. Olmazsa evlerine bakarız. Nerede kaldı bunlar? Hadi onlar yok. Cemile de yok. Cemile'yi karıştırmasak diyorum. Öyle deme ya. Hızır gibi yetişiyor kız.
Hakkını yemeyelim şimdi. Hızır kim ya? Yeni mi tanıştınız? Benim neden haberim yok? Siz bensiz ne işler çeviriyorsunuz bakayım? Ha? Salih! Salih! Hızır gibi yetişmek. Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim. Başladık yine. De hadi de. Bir insanın başının çok sıkıştığı, çaresiz kaldığı zamanlarda hiç beklemediği bir şekilde ona yardım edilmesine diyoruz. Aa, ben de diyorum ninem ambulansa neden Hızır acil diyor. Demek bu yüzden. Yine aydınlandın. Hadi gene iyisin. Çamur, oynamak mı istiyorsun sen? Akıllı oğlum. Hocam. Hocam. Uhu. Merhaba. Selim, Salih, orada ne işiniz var? Bu köpek bana gıcık diyorum. Kimse inanmıyor hocam. Ne zaman onunla karşılaşsam kendimi bir ağacın tepesinde buluyorum. Ayrıldığımızdan beri burada mısınız yoksa? Aynen kardeşim, ağaç oldum. Hızır gibi yetiştiniz. Kurtarın bizi. Ben aslında inerdim hocam ama Çamur hiç kalkmadı oradan. Cemile bile geçmedi sokaktan. Cemile de Ahmet amcalara geçmiş olsuna gitmiş. Hele diyorum, mutlaka bir sebebi olmalı. Yoksa çoktan yetişirdi. Selim, abartma kardeşim. Bak biz geldik. Yine mi ya? Oh, anneciğim. Bu kez kesin bittim. Artık seni terzilik de kurtarmaz. Çalışıp para kazanman lazım. Sana kıyafet dayanmıyor. Canın sağ olsun Salih. Olur böyle bazen. Bazen mi hocam? Hadi camiye. Siz gidin. Bizim yarım kalan bir işimiz var. Nasıl mutlu oldu gördün mü? Evet ya. Çok teşekkür etti. Oysa para zaten ona aitti. Bir de üstüne dua aldık. Bu işte hallolduğuna göre sıra geldi gömleği anneme göstermeye. Allah yardımcın olsun kardeşim.